Poveglia, Ölüm Adası. Venedik ve Lido arasında küçük bir ada olan 160 bin kişinin can verdiği Ölüm Adası, ismi Poveglia. Adaya giriş izni verilmediğinden bu ufacık ada öyle ıssız bir şekilde duruyor. Venedik ve Lido arasında Güney Lagon'da bulunan ada, yüzyıllardır içinde gizemle beraber ölü bir şekilde duruyor. Ada aslında bir sığınak kalesi, sürgün yeri ve hastalıklar için bir karantina bölgesi oluşturmuş. Poveglia, bu küçük İtalyan adası, 421 yılında ilk sakinlerini karşılar. Erkek, kadın ve çocuklar barbar işgalciler tarafından acımasızca katledilir. Sadece çok az bir kısmı kaçar ve yaşamaya devam eder. Nüfusları ancak azalır ve 14. yüzyılda ada bir kez daha terk edilir. 1348 yılında veba Venedik ve Poveglia'ya da gelir. O da birçok diğer küçük adalar gibi bir karantina kolonisi olur. Veba 3 Avrupalıdan birini öldürür. Hastalığın yayılmasından korkan Venedikliler, hastalık belirtisi taşıyan vatandaşların birçoğunu adaya sürgün eder. Bu açıkça bir ölüm cezası olur. Adanın merkezinde ölüler ve sürgünü protesto eden pek çok hasta dev bir ateşte yakılır. Bu ateş anakarada hastalıktan ölen binlerce Venedikli vatandaşlar da dahil edilir. Veba tekrar 1576 yılında İtalya'da baş gösterince, öldürücü hastalık olduğundan ve tedavisi de mümkün olmadığından hastalığa yenik düşen binlerce ceset etrafa yığılmaya başlar. İnsanların panik yapmaya başlamasıyla tüm cesetler tekrar Poveglia adasına götürülerek yakılır. Aynı zamanda cesetler için çukurlar kazılır. En korkuncu ise bu defa getirilen yasal düzenleme ile yaşlı, genç, çocuk demeden veba hastalığına yakalanan herkes adaya sevk edilerek ölüme terk edilir. Takriben 160 bin kişiden fazla insan korkunç bir halde bu adada can verir. Ve defalarca büyük ateşlere, yangınlara maruz kalan ada 1630 yılına dek defalarca tekrar ve tekrar yanar. Yangınlar söndürüldükten bir süre sonra Napolyon'un askerleri hayalet efsanelerini barut ve silah deposunu korumak için kullanmaya başlar. 1992 yılında adaya akıl hastanesi inşa edilir. Efsaneye göre hastanede görevli olan doktorun kendi deneylerine göre değişik işkence ile onlarca insanı öldürür. Söylentiye göre bu hastanede hastalar üzerine lobotomi gibi türlü deneyler uygulayan doktor, adada bulunan Çan Kulesi'nde bu hastalara işkence yaparmış. Yıllarca bu uygulamaları yaptıktan sonra doktor, vebalıların ve hastaların hayaletlerini görmeye başlamış. Ve bir gün bu Çan Kulesi'nden hayaletler tarafından atılmış. Ama onu öldüren şey Çan Kulesi'nden düşmek değil, düştükten sonra topraktan çıkan sis tarafından boğulmasıymış. Zaten cesedi bulunduğunda bütün vücudu yanık içerisindeymiş. Geçmişte olduğu gibi şu an bile Poveglia korkutucu bir yer olarak anılır. Birçok televizyon programında dünyanın en korkunç yeri olarak konu edilmiştir. Yine söylentilere göre Venedik balıkçılarının hiçbirisi bu bölgede balık tutmaya gitmez. Sebebi malum halen cesetlerin ortalıkta olması, ayrıca Çan Kulesi'nden çan olmamasına rağmen çan sesinin duyulmasıymış. Binlerce insanın yakılarak öldürüldüğü bu yerde hala kurbanların hayaletlerinin görüldüğü ve yakarışlarının, çığlıklarının duyulduğu söylenmektedir. Thank you.
Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.